Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Subhan rabbiyal vedud. Vedud olan Rabbimizi tesbih ediyoruz. Meryem Suresi'nin son bölümünde Allahu Teala iman edip salih amel işleyenler için Allahu Teala'nın bir sevgi var edeceğini bize müjdeliyor. Bu şöyle olacak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle. Allahu Teala kullarından bir kulu sevdiğinde, bir kul ki Allahu Teala'nın sevgisini, rızasını kazanmak adına bütün bir hayatını seferber ettiğinde ki Meryem Suresi'nden bunu şöyle anlıyoruz. Zekeriya Aleyhisselatü Vesselam gibi dua, Yahya gibi bir şehadet yolculuğu, Meryem gibi adanmışlık, İsa aleyhisselam gibi Allahu Teala'nın kelimesi oluş, İbrahim aleyhisselam gibi her zaman ve koşulda Allah'ın dinini anlama ve anlatma, Musa aleyhisselam gibi Firavunlara karşı kardeşiyle Harun'la birlikte bir mücadele ve İsmail aleyhisselatü vesselam gibi teslimiyet ve kabul ve kulluğa devam ve İdris ve Nuh ve Adem atalarımızla öğrendiğimiz bir kulluk. Bu kulluğu çabalayan Müslümanların yüreklerinde Allahu Teala'nın sevgisi var, rızası var, derdi var. Sadece onu memnun etme çabası var. Böyle olan Müslümanları, böyle olan kulların ise Rabbimiz sevgisini kazanmış olarak haber verecek diğer kullarına, arşı taşıyan meleklerine. Arşı taşıyan melekler Rabbimizin bu rızasını, bu sevgisini, bu muhabbetini öğrendiklerinde bunu daha aşağıdaki melekleriyle ulaştıracaklar. Allahu Teala falan kulu seviyor diyecekler. Bu beyan yetecek zaten bütün meleklere onları sevmesi için. Ve melekler sevince, istiğfar edince, onlar adına Allahu Teala'dan yardım dileyip onu korumasını isteyince, bu daha da aşağıdaki gökyüzünün yani dünya semasının meleklerine de ulaşacak. Ve onlar da arzda yaşayan halka, arzın ehline bunu söyleyecekler. Ve böylece şeytanlar ve şeytanların dostları dışında bütün mahlukat bunları sevecekler. Böyle bir hayatı arzu edecekler. Ve onların tesbihatına onlar da katılacaklar. Dağlar üzerinde bir Müslüman namaz kıldığında, kâmet edip ezan getirdiğinde şeref duyacak. Bir dağ diğer dağa övünecek üzerinde bir Müslüman var diye. Yeryüzü bununla şeref duyacak. Bir ağacın kenarında dinlenen tesbihatıyla, Rabbine ibadetiyle, sadece Allahu Teala birlemesiyle çabalayan bir kuldan dolayı ağaç mutlu, çiçek mutlu, dünya mutlu. Ancak kafirler, Allah'ın öfkesini kazananlar ise hem yeryüzünün görünen kısmında hem de melekler bölümünde rahatsızlıklarını ortaya koyacaklar. Çünkü Allah'ın razı olmadığından varlık razı olur mu? Rabbim kendisinden razı olmayı bize nasip etsin. Biz de ondan razı bir hayatı talep edersek tabii ki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.